Ben sarayda yaşayamam. Daha sade bir yere taşınsam iyi olacak. Niçin efendim? Bu sarayın nesi var ki? Bu sarayın krallar için kalması daha iyi. Ben şimdiye kadar mecbur olduğum için kaldım. Benim için sade bir ev bulun. Pekala. İzin verirseniz Inarus ve Mimisabu'nun yardımıyla size uygun bir yer bulalım efendim. Hemen bugün bütün kentlerin valilerine birer haberci gönderip onları Teps şehrine davet edin. Bana Mısır'ın en iyi mimarlarını getirin. Bir an önce siloları yapmaya başlamamız gerekiyor. Emredersiniz efendim. Teps kentinde 7 silo inşa etmeliyiz. Efendim, Teps kentine 1 silo yeter. 7 siloya ihtiyacımız yok. Birincisi, Teps Mısır'ın merkezidir. Mısır'ın bütün kentleri ve komşu ülkeler buraya başvuruyor. Bu yüzden siloların 7 yıl boyunca bütün bu insanların ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekiyor. İkincisi, buğdayı başaklarıyla stoklayacağımızdan daha fazla siloya ihtiyacımız olacak. Efendim, niçin başaklarıyla? Bunun için daha çok silo gerekecek. Bir taşla iki kuş vurmalıyız. Hem halkın ihtiyacı olan buğdayı stoklayacağız, hem de hayvanların ihtiyacı olan yemi sağlayacağız. Bu durumda siloların altına kapılar açmalıyız efendim. Bu silolar yerin neminden ve göğün yağmurundan zarar görmemeli. Bunun için de yerin altına uzun ve büyük bir çukur şeklinde kazı yapılmalı. Bu çukurun içine taş örme, büyük ve dayanıklı bir bodrum inşa edin. Siloları da yan yana bu bodrumun dayanıklı çatısı üzerine kurun. Böylece buğday yerin neminden korunmuş olur. Buğdayı yağmurdan da korumak için siloların çatısı sıkı sıkıya kapatılmalı. Siloların üst tarafından buğdayı içeri dökmek için de gedik açmamız gerekiyor. Bu çok iyi. Böylece buğdayı rutubetten koruyabileceğiz. Evet öyle. Her yapının 7 silodan oluşması gerekiyor. Her yıl bir tanesi doldurulacak ve aynı şekilde kıtlık yıllarında da her yıl bir tanesinden istifade edilecek. Efendim, neden siloları tek tek değil de toplu olarak inşa edeceğiz? Çünkü bu yolla daha az sayıda muhafızla silolarımızı koruma altında tutabileceğiz. Efendim, izin verirseniz önce siloların planlarını çizelim. Ben önceden çizdim. Başlayabilirsiniz. Saygıdeğer valilerimiz şuna dikkat etmeli. Siloların yapımıyla eş zamanlı olarak Nil üzerinde baraj yapılmasına da başlanmalı ki oradan kanallar yoluyla Nil'in suyunu uzak bölgelere aktarıp geniş ölçekli tarım yapılabilsin. Vergileri daha hızlı toplayabilmek için yeni memurlar istihdam edin. Vergilerini ödeyenlere kıtlıktan sonra vergiden muaf tutulacaklarına dair belgeler verin. Ayrıca vergi memurlarının da esnaf ve zanaatkarlardan kazançlarının 1/5'ini toplaması gerekiyor. Onlara da bu para karşılığından senet verin. Böylece kıtlık yıllarında ödedikleri miktar kadar kendilerine buğday vereceğimizden emin olsunlar. Efendim, bu siloların yapımı için gerekli sermayeyi nereden bulacağız? Bütün silolar işte bu toplanan vergilerle inşa edilecek. Bir sorunuz varsa ben dinliyorum. Benim ilave edecek bir şeyim kalmadı. Gidin ve işinizi büyük bir ciddiyetle yapın.
Bence çok güzel oldu. Hı? Umarım Allah'ın peygamberi de beğenir. Harabe olsa bile beğenir. Durun. İçeriye de bir göz atalım. Gidelim. Bu da sizin vergiden muaf olduğunuzu gösteren belge. Bu 3 yıllık vergi. Bu belgeye göre 6 yıl vergi ödemekten muafsın. Hoş geldiniz efendim. Buyurun, buyurun. Buyurun. Buyurun efendim. Bu silolar yerin neminden ve göğün yağmurundan zarar görmemeli. Bunun için de yerin altına uzun ve büyük bir çukur şeklinde kazı yapılmalı. Bu çukurun içinde taş örme büyük ve dayanıklı bir bodrum inşa edin. Siloları da yan yana bu bodrumun dayanıklı çatısı üzerine kurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.